Bir örnek vereyim. Şafii el-Umde dabu helaldir diyor. Da, dat, be, ayn. Ettap değil yani, o sürüngen. Dabu sırtlan. Sırtlan neşçildir. Sen nasıl helal dersin buna Şafii? Diğerlerin hepsine göre haramdır bakınız. Bu da bu tersine döndü şimdi. Diğerleri mesela Hanefiler dışında diğerleri deniz kabuklularına helal der. Ama efendim burada da ters döndü. Niye helal? Şafii cevabını da veriyor orada. Çünkü Arap yiyordu diyor. Oldu mu şimdi? Senin fıkhın o zaman kavmin fıkhıdır. Senin fıkhın örftür, Arap örfüdür. Ya o zaman fıkıh bizatihi teolojik bir şey değil. Fıkıh insan ürünü bir kültürdür. Ha! Bunun adını böyle koyalım. Öyle değil mi? O zaman fıkıh yorumdur arkadaşlar. Yorumla haram helal olur mu? Yorum haram helal olur mu? Şafii'nin yorumuna göre helal, efendim Hanefilerin yorumuna göre haram. Kimin dinine inanalım? Hangi din? Aynı din içinde hem haram hem helal olur mu? Üstelik de haram koyma tekeli Allah'a ait. Nasıl olur? Nebiz meselesi. Çok tipik bir mesele. Şafii'ye göre haram, Ebu Hanife'ye göre helal. Hadi buyurun. Ondan sonra cambazlıklara başla. O nebiz böyle olacak da şu kadar günde efendim fermante olacaktı da şöyle olacak da kokur. Geçin onu efendim. Geçin onu. Yani Ebu Hanife'nin alkollü içkiler fıkhına girersem ben de çıkamam, siz de çıkamazsınız. Bugün efendim eve sizi sarhoş göndermek istemiyorum. Tabii bunları saklamak da ne kadar doğru, o da ayrı bir mesele. Yani nereye kadar saklayacaksınız, o da ayrı bir mesele vesaire. Ama şunu bilelim, bunlar yorumdur ya. Ebu Hanif'in yaptığı da yorumdur, Şafii'nin yaptığı da yorumdur. Ebu Hanif'in kendisi değil miydi onlar adamsa biz de adamız diyen? Ebu Hanif'in usulüne göre, Ebu Hanif'in fetvasına karşı çıkmak Ebu Hanif'in usulüne uymaktır. Öyle değil mi? Dolayısıyla düşün, taşın, aklet, bilgi sahibi ol, dibini karıştır, kıyasla, tabiattaki varlığını, jeolojideki varlığını, zoolojideki varlığını, teolojideki varlığını, biyolojideki varlığını hesap et, kıyasla. Ondan sonra bir hüküm ortaya koy ama bu hükmünün din olmadığını bil arkadaş. Yani söylediğimiz şey gayet açık aslında. Fıkıh kültürdür. Hadis kültürdür. Tasavvuf kültürdür. Kültür din değildir, din kültürüdür. Kültürle dini birbirine karıştırıyorsanız Allah'la kulu birbirine karıştırıyorsunuz.